Çok mutsuzum Sinan Bey, çok. Peki neden mutsuz olduğunuzu düşünüyorsunuz? Bilemiyorum yani. En çok düşündüğüm fiziksel değişiklikler. Kendimi böyle kocaman bir karınla 20 kilo almış hayal bile edemiyorum. Bir de kocaman yanaklar. Çirkin olacağınızı düşünüyorsunuz. Hayır, çirkin değil. İğrenç olurum herhalde. Boyum da kısa zaten. Evet. Dur yavrum. Süper, süper. Çok güzel olmuş. Bundan kaç tane yapsam acaba? Bir tane öne, bir tane arkaya, yan canlar olur. Selami, ne yapıyorsun? Arabamın arkasını asacağım abicim. Dikkat, hamile var. Ana. Bütün dükkanları aradım abicim. Dikkat bebek var, var. Dikkat hamile var, yok. Halbuki hamilelik daha önemli bir dönem. Daha hassas bir dönem. Selami, sen manyak mısın? Yani insan arabasına dikkat hamile var yazar mı? Yani hamileliğin her evresi arabaya yazılır mı? Niye yazılmasın abicim, ha? Niye yazılmasın? Ya kızcağız arabanın içinde sakin sakin otururken adamın bir tanesi sıppapapam diye kornasını çalar ve kız içinde birden sıçrarsa, ya arabayı arkadan çarparlarsa, ya da koca bir otobüs yanından geçerken rüzgarıyla arabayı sarsarsa, ya da otobüs ne bileyim sarsmadan. Kes, kes, kes! Zırtıllama! Selami, sen hakikaten layık bir erkeksin. Yani sana bu durumda söylenecek bir tek şey var. Heh, söyle bakalım abiciğim, ne? Ne söyleyeceksin, ne? Layık erkeğin çocuğu olmuş, tutmuş arabasına dikkat hamile var yazmış. Sen utanmasan önde eskortla gezdirirsin. Aslında iyi fikir abiciğim ha, aslında iyi fikir biliyor musun? Hamilelikte ilk 3 ay çok önemliymiş, öyle deme abiciğim, öyle deme. Fiziksel problemlerin dışında başka problem var mı? Var tabii. Mesela? Mesela sorumluluk. Düşünsenize, bir anda 3 kiloluk bir şeyle baş başa kalacağım. Nasıl bakacağım ben ona? Bakabilecek miyim? Ya beceremezsem? Ha ya çocuğa bir şey olursa? Ya uyurken ters dönerse? Of ya. Anlıyorum. Omuzlarınıza yüklenen sorumluluk sizi korkutuyor. Korkutuyor tabii. Bugüne kadar hiçbir canlının sorumluluğunu üzerime almadım ki. Ne yapacağız abla? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum deme abla. Benim 12 dev adamın maçına gitmem lazım. Tamam, ben de gitmek istiyorum ama maç çarşamba günü Emre. Bizimkiler hayatta izin vermezler. Niye vermiyorlar ki? Perşembe günü okul var. Ders diyecekler, ödev diyecekler, sınav diyecekler ve götürmeyecekler. Biliyorum. Ya her hafta olan bir şey değil ki zaten. Hem de çok önemli maç. Hollanda'yla oynuyoruz. 2003 Avrupa Şampiyonası'nı garantileyeceğiz. Hiç boşuna uğraşma. Bizi maça falan götürmezler. Bunun bir yolunu bulmamız lazım. Ne yapıp edip bizimkileri maça götürmemiz lazım. Ne yapıp edip bizimkileri maça götürmemiz lazım. Sırdolu şu halimiz oynatır bizi.
Made in Turkey. Şuna bak. Sakin. Ya, karışma abiciğim, sen karışma sen ya. Allah Allah. İstediğimi yaparım ben. İster arabama dikkat hamile var yazarım, istersem karımın heykelini dikerim, çelenk de koyarım ulan. Light erkeksin oğlum sen. Senden her şey beklenir. Sen yakında liposakşını da yaptırırsın. Yaptırırım abiciğim. İstediğim her şeyi yaptırırım. Gerekirse selülit tedavisine bile başlarım. Bunun derdi ne? Ne olacak abicim? Altılı'da 10.000 dolar kaybetti. Bütün parasını altılıya yatırırsa böyle olur işte. Bütün gün düşünür. Bir de yaşamımdaki değişiklikler var tabii. Onlar nedir? Özgürlüğüm azalacak. İstediğim gibi yaşayamayacağım artık. Çocuğa bağlı bir yaşam. Ha, istediğim gibi sinemaya gidemeyeceğim, yemeğe gidemeyeceğim. Yok emzirme saati, mama saati. Geceleri kalkacaksınız. Ha evet, bir de o var. Çok severim ben uykuyu. Hay nasıl kalkıp gecenin bir vakti emzireceğim onu? Anlıyorum Gönül Hanım. Size hak veriyorum. Çocuk sahibi olmanın zor tarafları bunlar. Ama olaya bir de şu açıdan bakın. Bir canlı getireceksiniz dünyaya. Sizin sayenizde nefes alacak. Sizin sayenizde kalbi atacak. Sizin sütünüzle büyümesini seyredeceksiniz. Uyurken çıkardığı sesler dünyanın en iyi senfonisinden daha çok keyif verecek size. Uyurken bile özleyeceksiniz onu. Yüzündeki gülücükleri görünce altını değiştirmek hiç de zor gelmeyecek size. Ona baktığınızda bir tek şey gelecek aklınıza. Onu siz getirdiniz bu dünyaya. Siz getirdiniz. Üzülmeyin Selçuk Bey. Dünyanın sonu değil bu. Hep o salak Engin'in yüzünden oldu. Olayı abartmasaydı hala eski nafakadan devam ediyor olacaktı. Merhabalar. Sen benim gözüme gözükme Engin. İyi ama Selçuk Bey, bu sizin fikrinizdi. Ben sana benim yerime geç dedim. Beni aşağılayıp yerin dibine sok demedim ki. Hiç kusura bakmayın Selçuk Bey. Ben rolümü iyi oynarım. Yani yaşayarak oynarım. Ben de Cüneyt Arkın rolünü iyi oynarım Engin. Engin, Engin, bağırma. Sakin ol. Engin, sakin ol. Ne bu hal? Yok bir şey Haluk abi. Ne bu hal dedim? Sorma Haluk abi. İçim yanıyor, ciğerim parçalanıyor. Ekonomik olarak çöktüm, bittim. Konkordat'a ilan ettim. Neden? Neden olacak Haluk abi? Sattı beni bu beygirler. Yazdığım bütün atlar sonuncu geldi. Hani bunları kesip pastırma yapıyorlar ya. Hak ediyorlar vallahi. Evet. Nasıl olmuş abicim? Bir de şunu pastırma yapsalar ya. Bundan olsa olsa ancak light pastırma olur. Mutlaka bu maça gitmem lazım. 12 dev adam Hollanda ile oynuyor. Onları yalnız bırakmamam lazım. Ben senden daha çok istiyorum Emre. İkimiz birden istemeyelim abla. Hiç götürmezler. Bırak bari ben kendimi kurtarayım. Nedenmiş o? Neden sadece sen gidiyormuşsun? 12 dev adam diyorlar. 12 dev kadın demiyorlar ki. Erkek işi bu. Hani futbol erkek sporuydu? Basket de mi erkek sporu oldu? Aslında bütün sporlar erkek spordur. Bu dünyada sadece erkeklerin yaptığı hiçbir şey yoktur. Özellikle de spor. Tamam, spor yapabilirsiniz ama sizden seyirci olmaz. Bağıramazsınız, sesiniz çıkmaz. Milli mesele bu. Oraya Hüseyin abi gibi birilerini götürmemiz lazım. Yarın eski eşim geliyor Meltem Hanım. Tamam işte, oturup konuşun Selçuk Bey. Konuşmak mı? Onunla konuşulur mu? Mümkün değil. Neden? Daha ikinci dakikada birbirimize gireriz. Dördüncü dakikada burnumu ısırır o. Yok canım, ben gördüm Sevil Hanım'ı. Hiç öyle birine benzemiyordu. Siz tanımazsınız onu. Onun içinde bir canavar saklıdır. Bir keresinde konuşmanın 8. dakikasında evdeki teflon tavayı kafama indirmişti. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Oturup konuşamayacak mısınız? Konuşuruz, konuşuruz ama... Ne olur, ne olur beni yalnız bırakmayın Meltem Hanım. Beni tek başıma bırakmayın, ha? Ya ben... Nasıl olur Selçuk Bey? Ben... Ya ben onunla yalnız kalamam.
Beni Sevil'le yalnız bırakmayın lütfen. Hadi hadi takma kafana. Olur böyle şeyler. Ben alışkınım Haluk abi. Ben çok para kaybettim. Bana bir şey olmaz. Ne bu hali o zaman? Ya Emine caz yapıyor Haluk abi. Kadın işte anlamıyor at yarışı sporundan. O da alışacak. Başka çaresi yok. Paralar gitti bir kere. Hadi sen kendini üzme. İşine bak. Git çay getir birlikte içelim hadi. Hadi 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 hadi. Ahlılar. Atlar. Sonuncu gelen atlar. Pastırmalar. Ahlılar. Yaktınız beni ulan. İnşallah benim oğlanın sesi de bu Hüseyin'inki gibi gül olur abicim ya. Baba! Işıklar. I don't believe this, Yasmin. Haluk Bey, şu Muammer Bey var ya müteahhit. Ha, bizim Muammer Bey. Evet, borçlarını gene ödemiyor. Hep bu cuma diyor ama o cuma hiç gelmiyor. What should we do? I mean, should we take him to the court or something? Meri Hanım ne yapacağız diyor. Mahkemeye falan mı verelim? Ödemez ki o. Ben onu tanıyorum. O muhasebesini ödememek üzerine kurmuş. Ben şunda bir konuşayım abicim ya. Tatlı dil Muammer'e bile borcunu ödetir. Ha. Yasemin, bağla Selami konuşsun. Bakalım light erkeklik işe yarayacak mı? Hah, işte. Bağlandı. Çalıyor. Açsana oğlum. Alo. İyi günler Muammer Bey. İyi günler efendim. İyiyiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Saygılar bizden efendim. Saygılar bizden. Saygılar bizden. Oğlum borçlu olan onlar. Alacaklı olan biziz. Ona göre konuş. Tamam. Tamam. Karışma sen ya. Karışma sen. İyi de ben hiçbir şey anlamadım. Engin. Bunda anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Yarın Selçuk Bey'in karısı burada olacak. İyi de seninle ne alakası var? Bilmiyorum Engin. Zaten böyle şeyler neden gelip beni bulur onu hiç anlamıyorum. Ne oldu? Ne bu telaş? Meltem Selçuk Bey'in eski karısıyla yapacağı barış zirvesinde Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak yer alacak da onu konuşuyorduk. Demek cuma günü efendim. Cuma günü ödüyorsunuz öyle mi? Cuma günü. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkürler, hürmetler, saygılar bizden efendim. Saygılar. Friday. Oh my God. Here's the man. It's the same thing. Bu cuma ödeyecekmiş. Bir yıldır aynı şeyi söylüyor. Sen şunu bir daha bir bağlasana bir de ben konuşayım. Sen benden daha duygusalsın abicim. Hiç öyle hava mava yapma yani. Sen bir keresinde para almaya gittin, para verdin geldin adama. Tamam uzatma, zıfırlama. Bağla bağla. Bakalım bu işin altından nasıl kalkacağız? Aman beni karıştırmayın da bu işlere ne yaparsanız yapın. Hadi çıkalım saat kaç oldu? Ben de hazırım zaten. Ha Gönül. Ha canım. Bize gidelim. Yok evde çok işim var Meltem. Canım gel biz de bir şeyler yer şimdi hamile hamile yorma kendini. Dur bakayım sonra belki çaya geliriz. İyi hadi görüşürüz. Hadi canım bay bay. Anlıyorum. Ama bu cuma ödüyorsunuz değil mi? Söz değil mi? Tabii tabii. Tamam teşekkürler. Mersi saygı bizden iyi günler. Tamam ya bu cuma ödüyorlar. Biz bu parayı alamayız. En azından bu konuşmadan sonra. Helal. Yok adamlar ödemeyecek parayı. Kim ödemiyor? Muammer Bey. Ne demek ödemiyormuş? Bağla bakayım bana. Alo. Muammer. Adamı hasta etme. Akıllı ol. Hemen parayı bankaya yatır. Anladın mı? Adamı sinir etme ulan! Zaten sinirliyim. Bana bak, 20 dakika içinde para yatacak. Pastırma yap para, bırak adamı. Tamam mı? Hal efendim. Gitar kursu alıyorum Uşağım. Müziğe mi merak saldınız efendim? Hayır Uşağım, ne müziği? Ben kurstaki kızlara merak saldım da. Öyle güzel hatınlar vardır ki görsen aklın durur. Fişin TV'de bile öyle hatın yoktur da.
Telli 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 şu telli turnam. Sanma ki yaralı uçmaz bir daha. Takılmış kanadı göçmen buluta. Sanki anlatır eski beni bana. Telli telli telli. Acaba diyorum ki muamele ceza olarak İsmail Bey mi versek? Ne? Muamele diyorum ceza olarak İsmail Bey mi versek? Ben geldim. Anne biz maça gitmek istiyoruz. Size de merhaba. Ben de çok iyiyim sağ olun. Ne maçıymış şimdi bu durup dururken? 12 dev adamın maçı. Ne zamanmış bu maç? Çarşamba akşamı. Hollanda ile oynuyoruz anne. Eğer yenersek Avrupa şampiyonasını garantiliyoruz. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Babanız dünyada izin vermez. Ertesi gün okul var. Verir anne ya. Neden vermesin? Cep telefonu değil ki bu. Sınavınız yok mu sizin? Var ama şimdiden çalışırız. Ben de çalışırım. Okuldan kızlar da gidiyor. Benim için fark etmez. Yani gidebilirsiniz ama babanız izin vermez. Yani sen veriyorsun. Evet. İşin %50'sini hallettik. Alo. Evet. Tamam. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Muammer Bey parayı bankaya yatırmış. Aferin Huşan. Vay be Hüseyin. Vay be. Zaten bu dünyada bir atlara söz geçiremiyorum, bir de Emine'ye. Olsun, olsun. Olsun, bravo. Muammer parayı sürdü. Olur. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş gördük. Of. Çocuklar yok mu? Odalarındalar. Ha. Hu ha dev adam, 12 dev adam. Hu ha dev adam, hey 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 hey. Hu ha dev adam, 12 dev adam. Hu ha dev adam, hey 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 hey. Ne oluyor? Nereden çıktı bu artistik? Çarşamba akşamki maça hazırlanıyoruz baba. Ne maçı? Türkiye-Hollanda. Bu maça mutlaka gitmemiz lazım baba. En önemli maç. Yani siz gitmezseniz yenemiyor mu Türkiye? Öyle deme baba. Salonu doldurmamız lazım. Bakarsın Hollandalı kızlar gelir. Bu maç kaçmaz. Meltem, ne diyor bunlar? Hiç. Maça götürmeni istiyorlar. Evet babacığım, bizi maça götür. Bizi Pascal gibi diskoya götür demiyoruz ki. Bizi maça götür diyoruz. Oğlum ben götürmesine götürürüm ama annen izin vermez ki. Annem izin verdi baba. Ana. Mutfak. Anne, baba, bence siz mutfağa gidin. Çünkü çok zor durumdasınız. Yok, yok. Evet, mutfak. Haluk, neden benim üzerime atıyorsun suçu? Sen niye benim üzerime atıyorsun? Ne bileyim, sen taş fırın erkeği değil misin? İzin vermezsin diye düşünmüştüm. Neden vermeyecekmişim? Milli maç bu. Derslerin ne olacak? Ne bileyim ben. Buldum. Onların bu hafta bir sürü sınavları var. Yok, hiçbir yere gidemezler. İnkılap tarihi, Türkçe. Oo, mümkün değil. Gidemezler. Yok, gidemezler. O zaman problem de kendiliğinden çözüldü. Hadi. Sizin perşembe ve cuma günü sınavınız yok mu? Var. Nereden çıkarıyorsunuz o zaman maçı? Bizim sınavımız var diye 12 dev adamı yalnız mı bırakacağız baba? Merak etmeyin, ben gideceğim maça. Ana, babam gidiyor. O zaman biz de gideceğiz. Hayır efendim, sizin dersleriniz var. Çalışır öyle gideriz. Sınavlarınız var. Çalışır o maça öyle gideriz. Tamam. Çalışın derslerinizi götüreyim maça. Oley! Yalnız bana bak canım, buraya gelin. Öyle fasulyeden çalıştım demek yok. Çalışın, yarın akşam sınav yapacağım sizi. O zaman göreceğim çalışıp çalışmadığınızı, tamam mı? Hadi, hadi. Hadi, 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 hadi.
Haluk ne yaptın? Merak etme, bu tembel tavuklar nasılsa çalışmayacak. Maça falan götürmekten de kurtulmuş olur. Dersime çok iyi çalışacağım abla. Ben de. Pazartesi günkü ödevleri bile bitireceğim. Evet bitir. Evet. Aman. Şimdi bilgisayara dalmışlardır bile. Ders falan çalışmazlar. Neyse bari ben de yarın gideyim kendime kıyafet seçeyim. Hı? Orada ne giyilir Haluk? Nerede? Maçta canım. Sen de mi geleceksin? Tabii geleceğim. Bayılırım ben baskete. Baba. İki çocuk annesi kadın maça gidecek. Orada milletin arasında bağıracak. Evet. Ne var bunda? Dev adam, 12 dev adam. Dev adam. Hey. Ya otur şuraya. Gören olacak. Hasbinallah ya. Ne yapıyorsun ne sen var, ya? Ne var? Allah ya. Ya Meltem saçmalama Allah aşkına ya. Kadın kısmının ne işi var maçta? Neden? Erkekler hamamı mı orası? Ayrıca ben televizyonda görüyorum. Bütün kadınlar gidiyor öyle maçlara. Futbol maçlarına bile gidiyorlar. Ya sen onlara inanma. O kameramanların gözü kadınlardan başkasını görmüyordu ondan. Dev adam, 12 dev adam. Dev adam, hey. Allah ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Ben... Geldik ama hoş mu geldik bilemiyorum. Ne oldu gene miden mi? Yok, midem harika. Da Selami iyi mi acaba? Ne yaptın lan gene? Ben bir şey yapmadım abicim ya, yok bir şey. Daha ne yapsın? Bütün gün karnıma teyp dayayıp duruyor. Teyp mi? Evet abicim, teyp. Hamileyken çocuğa Fazıl Say dinletirsen Fazıl Say gibi olurmuş çocuk. Selami, istersen Abdullah Gül'ün de konuşmalarını dinlet, büyüyünce başbakan olsun çocuk. Vallahi iyi fikir Haluk. Yemin ederim iyi fikir. Bak bu hiç aklıma gelmemişti hayatım. Hayatım ne kadar önemli insan varsa hepsinin sesini kaydediyorum ben, çocuğa dinleteceğiz. Ay fenalık geldi içime. Oğlum bak yeğenim doğsun, bir de erkek olursa yanıma alacağım, sana bırakmayacağım. Benim yanımda staj yapacak. Ay bilemiyorum, benim çocuğum Haluk gibi olacaksa neyse. Biz de tam 12 dev adamın maçından bahsediyorduk. Maç mı? Ne maçı? Haluk beni maça götürecek de. Hayır efendim, ben kimseyi maça falan götürmüyorum. O zaman kendim giderim. Hiçbir yere gidemezsin. Giderim. Gidemezsin. Giderim Haluk. Gidemezsin. Şişt, bir dakika ne oluyor ya? Benim çocuğumun yanında böyle kavga edemezsiniz yani. Hadi bakalım mutfağa. Mutfakta kavga edin Meltemciğim, hadi lütfen. Ne hadi. Çocuğu ya? Ya bizim çocuk, bizim oğlan etkilenir, psikolojisi bozulur abicim. Onun yanında kavga edemezsiniz, bizim çocuk duymasın. O zaman konuşma hadi ya. Hadi Meltem lütfen hadi. Hadi Haluk. Ya. Haluk yürü. Yürü. Ne yapacaksanız orada yapın hadi. Çoğur. Tamam hadi. Hayatım biz çocuğun yanında güzel güzel konuşalım tamam mı? Böyle yumuşak konuşalım. Selam biraz abartmıyor musun? Çocuk daha 2 aylık. Olsun hayatım. Ne olur yani ne çıkar? Biz çocuğun yanında hep böyle Sezen Cumhur Önal gibi konuşalım tamam mı? Hoyrat Esen Rüzgar ve uzakta kalan yaz anıları. Selami. Tamam. Sizin yanınızda tartışmıyoruz. Alo. Dur konuşma abicim. Burada cep telefonuyla konuşma. Bir dakika. Benim çocuğumun yanında cep telefonuyla konuşma abicim. Etkilenin. Git deli mutfağa. Deli misin sen ya? Mutfağa, oğlum, mutfağa. Dur. Git. Selami. Efendim karıcığım? Oğlum sen hakikaten lightsın ha. Kapattı mı telefonu? Evet. Selami panik yapma. Abartma bu işleri bu kadar ya. Gidelim Selami. İnsanları daha fazla rahatsız etmeyelim hadi. Aa, daha yeni geldiniz yani. Nereye gidiyorsunuz? Bu varken oturulmaz Meltem. Ama hayatım doktor öyle demedi mi? Doktor hiç öyle bir şey demedi. Git telefonu. Kapandı canım ama. Hiç öyle bir şey yok canım. Ama resmen hadi bay bay Meltem. Dikkat etmiyorsun yani. Ben her şeyden dikkat etmek zorundayım. Sen mi dikkat ediyorum? Merak etme değil ya. Merak etme. Tamam. Meltem de biliyor her şeyi. Bir tane çocuk da olur. Hadi. Ben hiçbir şey anlamadım. Bırak gitsinler ya. Şöyle oturalım kafa dinleyelim misler gibi. Oo. Emine. Emine ne oldu?
Kızım ne oldu söylesene. Sen şimdi ciddi ciddi evi terk ettin, öyle mi Emine? Evet Meltem Hanım. Artık o Hüseyin denen canavarın evine asla dönemem. Binlerce doları beygirlere yediren bir adamın yanında asla sofraya oturmam ben. Ailemizi Arjantin'den beter yapan birinin yanında asla duramam. Sakin ol Emine. Çocukları ne yaptın? Anneme bıraktım. İyi, orada neden kalmadın? Bundan sonra hiç kimseye minnet etmeyeceğim. Anneme bile. Ali Makbel gibi özgür bir kadın olacağım. İstediğime ok atacağım, istediğime dil çıkaracağım. Özgür bir kadın olarak nerede kalacaksın, ben o kısmını anlamadım pek. Burada kalacağım. Dışarıda kalacak halim yok herhalde Haluk Bey. Nasıl yani? Kalacak yerin yok mu Emine? Yok. Gerçi Berna Hanım'la Teoman Bey'in evi var ama... orada da Feridun Bey her şey dahil tam pansiyon rezervasyon yaptırdığında kalacak yer yok. Neyse sen bu akşam burada kal da yarın konuşuruz. Ben sana bir şeyler hazırlayayım, oldu mu canım? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne demek bu akşam kal da, ne o? Haluk. He. Kadının kalacak yeri yok. Ne yapalım efendim? Neyse. İstemediğim yerde kalmam ben zaten. Hüseyin değilim ben. Emineciğim sen boş ver orada, otur güzel. Boş ver sen, dinleme onu. Ufak. Yürü gel. Ne demek şimdi burada kal? Haluk görmüyor musun kadının halini? Beni ilgilendirmez. Burası mor çatı değil. Haluk biraz insanlara yardım etmeyi denesene. Ne yani? Evden kaçanlara yardım ve yataklık mı edeyim? Hüseyin gibi adamları karşıma mı alayım? Ya evime gelip de Emine dön evine verin karımı bana diye gürlerse ne olacak? Ay Haluk sana laf filan anlatılma sen. Bak sana söylüyorum. En iyisi bunları barıştırmak. Gitsinler kendi evlerinde kalsınlar ya. Evet ama şu anda değil. Görmüyor musun kadının halini? Tamam Emine, bu gece burada kalabilirsin. Evet evet kalabilirsin. Teşekkür ederim. Gerçi bu aralar buralarda bazı hırsızlık olayları oluyor ama sen korkmazsın herhalde. Yok canım, neden korkayım ki? Ne hırsızı? Ama yani şunu da söyleyeyim ki Hüseyin çok iyi bir insan. Evet, çok iyi bir insan. Ya sen onun öyle sert göründüğüne bakma. O aslında bir melek. Yani bir tek kanatları eksik. Kanatsız melek. O bir melek değildir Haluk Bey. O içinde katerpiller bulunan bir ejderhadır. Orta Anadolu bölgesi kışları kurak ve... Elime sessiz olur musun? Olamam abla. Çok dersim var. Daha Türkçe çalışacağım. Benim de çok dersim var ama sen sessiz çalışınca ben okuduğumdan hiçbir şey anlamıyorum. İyi o zaman. Ben tek başıma giderim maça. Havuç. Dev adam, 12 dev adam. Dev adam. Hey, 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 hey. Bak bence sen Hüseyin'i yine de bırakma. Çünkü onun gibi adam bulunmaz. Bulunur. Ancak hayvanat bahçesinde bulunur. Zaten bütün muhiti orada. Beygirler. Hoş geldin Hüseyin. Merhaba yenge. Emine! Dön evine! Dönmeyeceğim Hüseyin Bey. Artık ben bu evde kalacağım. Ha. Ne? Ne demek şimdi bu? Sen git de bundan sonra Veli Efendi ile beraber yaşa Hüseyin Efendi. Çocuklar ne olacak? Sen bak çocuklara. Onlara yemek yap. Çamaşır yıka, ütü yap. Atlara bakacağını bütün gün, biraz da çocuklara bak. Emine, parçalarım seni. Hadi gel bakalım. Sıkıysa görelim. Benim arkamda kapı gibi feminizm var. Erkek sen gel. Sus dedim sana. Zaten susa susa bu hale geldik. Emine hadi sen git biraz mutfağı toparla. Hadi. Hüseyin bırak bu akşam burada kalsın. Şu anda çok hassas, ne dediğini bilmiyor. Ama çocuklar? Canım annesini bırakmış, yarına kadar orada kalsınlar. Yarın gelmezse, sonra ayaklarıma kapansa da affetmem Meltem yenge. Tamam tamam Hüseyin, hadi sen git, yemeği hallederiz. Hadi. Ne yapıyorsun sen ya? Kusura kalmayın Haluk Bey. Bu diziyi izlemem lazım. Çok heyecanlı yerde kalmıştı. Maç seyrediyoruz şurada. Görmüyor musun? Aman
Boş verin canım maça. Hep aynı maç. Özetlerde seyredersiniz nasıl olsa. Ama ben bu diziyi kaçırırsam eğer bütün bir hafta meraktan çıldırırım. Misafiriz şurada. Ulan nereden geldi bu kadın bu eve ya? Hadi bir git çay çorba yap da içelim beraber. Kusura kalmayın Haluk Bey. Mesai saatleri dışında çay yapamıyorum. Hatta şimdi hiç yapamam. Ya. Hanımefendinin uykusu geldi diye erkenden salonu terk ettik. Haluk sadece bir gece. Ben onu bunu anlamam. Bu kadın bu evden gidecek. Merak etme, belki de yarına kadar hırsı geçer ve kendisi gider. Ya geçmezse? Ya hayatının geri kalan kısmını burada geçirmeye karar verirse? Merak etme, merak etme. Ben hallederim. Ben işimi şansa bırakmam arkadaş. Ne yapıp edip onu Hüseyin'le barıştırmak zorundayım. Oh be, dünya varmış. Bir başına kal da gör bakalım Hüseyin Efendi. Oh ne güzel, sıcak sıcak kaloriferli ev. Sabahleyin de gazeteler ayağıma gelir şöyle. Biraz şu kumandan tadını çıkartalım bakalım. Oyt. Amma susadım ha. Çok mu tuzlu yedik ne? Oyt. Işığı açmayayım da uyanmasın şimdi. Allah Allah. Ne işlerle uğraşıyoruz ya. Açmadığına göre kesin hırsız bu. Geceleri hırsızlık yaptığınızı bilmiyordum. Hüseyin çok haklı. Bu kadınla aynı evde kalınır mı? Hay hay. Ama kıpırdama Haluk, ben koyamadım bile. Günaydın. 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 Ne yapıyorsunuz siz? Ders çalışıyoruz anne. Maç var ya. Cuma günkü dersleri bile yaptık. Siz bu maçı iyicene kafaya taktın sen. Akşam babamın sözlüsü var ya, ona hazırlanıyoruz. Babamın sözlüsünden geçmemiz lazım. O şimdi maça götürmemek için en kazık yerlerden sorar.
Babam nerede anne? Kafasından darbe aldığı için geçici olarak bir süre servis dışı Avuç Bey. Ana, hafızasını mı kaybetti? Şimdi ben boşu boşuna mı ders çalıştım? Maç sözü verdiğini hatırlamayacak mı? Ulan Hüseyin, sen kazandığın parayı atlarla yiyorsun, biz de kafamıza sopa yiyoruz ya. Hadi hadi hadi, geç kalacaksınız, çabuk servisi kaçıracaksınız, hadi. Ya bir dakika anne ya, Akdeniz'in bitki örtüsünü okuyorum. Hadi bakalım Havuç Bey, Akdeniz'in bitki örtüsünü okuyacağını, tabağındaki beyaz peynirin örtüsünü bitir. Hadi oğlum, hadi evladım. Ya aynı şeyler değil ki anne ya. Evladım tamam. Bugün büyük gün abicim. Ne var bugün? Bugün doktora gidiyoruz kontrole. Ne var bunda heyecanlanacak? Ne demek bunda heyecanlanacak ne var abicim ya? Çocuğun kalp atışlarını göreceğiz abicim. 8. hafta. Doktor çok önemliymiş dedi. Çaylar abi. Hayırdır Haluk abi, ne oldu? Ha. Yok bir şey. Küçük bir kaza. Bir yamuk durum yok değil mi? Yok yok, mühim bir şey yok. Meltem, bugün doktora gidiyoruz. Şu bulantılarını da sor bari. İlk 3 ay için normalmiş canım. Benim hiç bulanmamıştı. E kişiden kişiye değişiyor herhalde. Aman bir yere ayrılmayayım Meltem Hanım. Bugün büyük gün. Hayırdır Selçuk Bey? Eski eşim Sevil gelecek bugün. Meltem Hanım'ın hakemliğinde konuşacağız. Kalbim duracak gibi. Nasıl heyecanlıyım anlatamam. Öyle mi? Ya işte böyle Müzeyyen Hanım teyze. Binlerce doları aldı, beygirlere yedirdi. Şeker gibi. Allah Allah. Hiç öyle görünmüyordu Hüseyin. Siz onu bilmezsiniz. O bir canavardır. Sevimli değil. Gerçek bir canavardır o. Gene de bizim Kemal Bey'in yanında bir melektir o. Sabah yine kavga ettik. 10 tane ütülü pantolonu var. Bir tane ütüsüz pantolon buldu. Tutturdu bunu ütüledi. Şş. Oğlum benim ne yapıp yapıp bu Hüseyin'i karısıyla barıştırmam lazım. Eyvah! Karısı dedin de aklıma geldi abicim ya. Benim çıkmam lazım. Gönüllü bekletemem. Doğurmaz vallahi. Deniz ve Mehtap sordular seni nereyesin? Deniz ve Mehtap sordular seni nereyesin? Yasemin Hanım, şu dosyalara bir de böyle bakalım da ne dersin? Bakmayalım İsmail Bey. Hele böyle hiç bakmayalım. Rüzgar ve martılar sordular seni nereyesin? Rüzgar ve martılar sordular seni nereyesin? Haluk Uşa, kızlar ha bu alıma bayılıyla. Sokakta yürüyorum, hep arkamdan bakaylar da. Anlıyorum. Biraz daha ilerleteyim, bir bara girip çalacağım da. Şöyle bol hatınlı bir bara. Neyse ben çıkayım artık yavaş yavaş. Yalnız mı gidiyorsun? Olur mu canım, Selami de benimle gelecek. Hamilelik boyunca ben ne çekersem o da çekecek. Benimle birlikte kilo alacak, karnı şişecek, jimnastik yapacak. Yok öyle. Tamam, sonucu bildirmeyi unutma bana. Tamam, çıkınca ararım ben seni. Ah, buyurun. İyi günler Meltem Hanım. Aa, hoş geldiniz Sevil Hanım. Buyurun buyurun geçin, hemen Selçuk Bey'i çağıralım. Çağırın bakalım. Selçuk Bey, Sevil Hanım geldiler. Vallahi bundan sonra benim yüzümü göremez. Sinan Çetin bile girse araya, barışmam. Büyük konuşma Emine, büyük konuşma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Mekan değiştirmek insanın yaratıcılığını arttırırmış. Ben de yazılarıma burada devam edeceğim. Ne yazıyorsunuz Kemal Bey amca? Roman yazıyorum. Etrafımdaki ilginç olayların romanını yazıyorum. Ve romanımdaki kötü kadın karakterine de sizin adınızı veriyorum Müzeyyen Hanım. Çok umurumdaydı Kemal Bey. Karlı ve sisli bir kış akşamıydı.
Kötü kadınlı Müzeyyen. Bu konuda konuşmak istemiyorum Selçuk. Evet, nafakayı arttırma davası açtım. Ayda 2000 dolar istiyorum. Dolar mı? Evet, dolar. Yeşil. Olur mu öyle şey? Biz San Francisco'da mı yaşıyoruz? Maaşını dolarla aldığını biliyorum Selçuk. Buna 2000 dolar vereceğime barışırım daha iyi be. Hiç boşuna barışmayı aklın ucundan bile geçirme Selçuk. Barışmam. Hüseyin. Efendim Haluk abi. Geç şöyle otur da biraz konuşalım seninle. Konuşalım mı? Ha, konuşacağız. Ne konuşacağız abi? Merak etme. Geç, geç otur. Bak Hüseyin. Dün akşam Emine ile konuştum. Benim Emine'mle mi? Evet. Çok ağladı. Ağladı mı? Hem de nasıl ağladı. Gözyaşlarından yerdeki parkeler kabardı. Pişman değil mi? Pişman ne kelime? Sana söylediklerinden pişman. Evi terk ettiği için pişman. Seçim kararı alan koalisyon partileri gibi pişman. Hem de nasıl pişman. Reklamlardan aldığı binlerce dolarları beygirlere yedirdi ya. Hüseyin reklamlardan aldığı dolarları sisli bir kış akşamında dört nala koşan beygirlere yedirmeye başladığında henüz gökkuşağı gökyüzündeki yerini daha almamış. Gökkuşağı mı? Yok canım, gökkuşağına bir kuruş yedirmedi Allah için ha. Kötü kadınlı Müzeyyense gecenin tüm soğuğuna ve hoyrat esen rüzgara rağmen bu şirkette genel müdür olduğunu biliyorum Selçuk. Evet, genel müdürüm. Hem de en genel müdürüm. Engin! Çayları getir, getir, getir. Buyurun. Sağ olayım. Buyurun. Koy buraya, koy. Buyurun. Ne bu açık çay? Ne bu açık çay? Git doğru çay getir. Özür dilerim, getir. Bu şirkette genel müdür benim, tamam mı? Tamam mı? Güzel. Gelirin arttığına göre nafakayı da arttıracaksın Selçuk. İnanmıyorum ya. Demek başarılı oldukça sana daha fazla para ödeyeceğim ha? Evet. Ben de sen daha da başarılı ol diye dua edeceğim. Şimdi söyle bakalım. Bu nafakayı kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Etmiyorum. Lütfen. Bu konuyu hala konuşarak çözebiliriz. Ben Hüseyin'siz yaşayamam diyordu. Sahiden de öyle mi dedi? Evet. Hüseyin'siz bir yaşam... Japon turistler olmadan oynanan bir Beşiktaş maçına benzer diyordu. Şu 2000 doları biraz azaltamaz mıyız? Gerçekten çok fazla. Düşünmem lazım. Düşünecek hiçbir şey yok. 2000 dolar çok fazla. 3000 dolar. Yuh! Daha neler? Selçuk, bak kaşınıyorsun ha. Geliyor. Genç adam evinde bulamadığı mutluluğu beygirlerde bulmuştu. Aa, ne alakası var Kemal Bey? Niye Emine'yi suçlu çıkarıyorsun? O sırada kötü kadın Müzeyyen elinde kırmızı bir elmayla gelmişti. Ama Hüseyin elmayı reddetti. Aa, Hüseyin elmayı reddetmez ki. O hep rakıdan sonra elma yer. Bu işlerden anlamaz o Emine. Habire konuşur. Rüzgar tüm şiddetiyle devam ediyordu. Uzaktaki çam ağaçları bir o yana, bir bu yana sallanıyordu. Biliyordum Haluk abi, biliyordum. Benim peşimden koşup yalvaracağını biliyordum. Geç şimdi düşün. Sonra akşam gel karını al.
Onu yalnız bırakma. Madem yalvarıyor, madem pişman, bir düşüneyim Haluk abi. Oh Allah'ım. Hüseyin tamam. Sıra Emine'de. Nafakanın 1000 dolara çıkartılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Tamam. 1000 dolar iyi para be. Barış'tan mı acaba? Selçuk Bey. Tamam. Ben geldim. Hoş geldiniz Haluk Bey. Ah Emine. Hoş gördük, hoş gördük. Geç şöyle otur, seninle biraz konuşalım. Ne oldu Haluk Bey? Geç. Hayırdır inşallah. Ne oldu ki? Emine. Bugün Hüseyin'le konuştum. Hiç iyi görmedim. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa Hüseyin'ime bir şey mi oldu? Çok üzüldüm. Ne zaman konuşmaya kalksa gözleri doluyordu. Herkese Emine diyordu. Sürekli senin adını sayıklıyordu. Bizim İsmail Bey'e bile Emine dedi. Manin. Çok kötü durumda. Sahi mi söylüyor musun Haluk Bey? Çok pişman Emine. Hüseyin çok pişman. Pişman değil mi? Evet. Kendisine bir şey yapacak diye korkuyorum. Eyvah! Kendine bir şey yapmasın sakın. Çok üzgün. Çok fena. Her an her şeyi yapabilir. Bugün çaylarda süzgeç bile kullanmamış. Yani düşün ne halde. Ah garibim ah! İşte böyle Emine. Bir an önce affet çocuğu. Bu böyle gitmez. Eğer elinde çiçeklerle gelmese hayatta affetme. Çiçeklerle mi? Evet çiçek. Elinde çiçeklerle gelip ayaklarıma kapanmazsa bu iş olmaz. Şey sadece çiçek olsa şöyle güzel böyle kokulu mokulu şu ayağa kapanma kısmından vazgeçsek. Çünkü bünyesi her şeyi kaldırmaz bir anda yani. Olmaz Haluk Bey. Kusura kalmayın. Benim de kendime göre prensiplerim var. Yandık. Hayatta bu çiçek de gelmez. Hele ayaklarım mümkün değil, kapanmaz. Doğuştan taşkaya erkeği. Ana buldum. Alo. Alo Hüseyin. Efendim Haluk abi. Ulan nereden anladın hemen benim olduğumu? Neyse canım. Bana oradan bir buket çiçek kapıp gelir misin? Ne iş Haluk abi? Sen de mi light erkek oldun yoksa? Aa. Yok be koçum, biz olur muyuz? Hastaneye ziyarete gideceğim de o bakımdan. Al bir kolonya getir abi sen de. Yok oğlum, kolonya aldık. Ama çiçek de lazım. Hadi canım hadi. Tamam abi. Madem hastane olayı, okeydik o zaman. Alo. Ne? Ne oldu Gönül'e? Selami, bir sakin ol, ne olduğunu söyle. Heh. Ne? Dur Selami, sakin ol. Yatacak. 3 gün yatacak. Hiç kıpırdamadan yatacak. Öyle sizin evde olmasa hemen bize gelin. Canım 3 gün bizde kalırsınız. Selami, bir sakin ol, ben hallederim, merak etme. Bak Emine, birazdan Hüseyin elinde çiçek de gelecek. Tamam mı? Sakın adamı utandırma. Olmaz. Elinde çiçekle gelse bile eğer ayaklarını kapanmazsa şuradan şuraya adımımı atma. Şşt geldi, geldi. Bak lütfen benim için, lütfen. Ha, gel Hüseyin, gel. Al Haluk abi.
utanıyor ya, o bakımdan bana verdi. Serap. Utanıyor. Sen de biraz alttan al be kardeşim. Emine, gel şöyle. Sen de gel. Hüseyin. Şu koltuğun altına fotoğraf düşürdüm, alamıyorum. Bir alıversene şuna. Ne fotoğrafı? Ya anlarsın ya. Ha, anlaşıldı, tamam. Bak kapandı. Kapandı değil mi? Tamam. Kapandı. Sürünüyor adam. Sürünsün. Ben ona süründürürüm demiştim. Haluk abi, burada bir şey yok. Oradadır, oradadır. İyi bak. Sürün Hüseyin, oh sürün. Ya Meltem, ne olmuş? Çocuğun düşme tehlikesi varmış. Gönül üç gün kıpırdamadan yatacakmış. Ne yapacaksınız şimdi? Ne yapacağım? Gidip onları alıp bize götüreceğim. Selam şimdi panik yapar, her şey alt üst eder. Hadi görüşürüz. Madem çiçekle geldi, ayaklarıma kapandı, affedeyim bari. Madem pişman, affedeyim bari. Hadi bari, evimize gidelim Veli Efendi. Pardon, Hüseyin Efendi. Gidelim bari. Valizim şurada. Evet. Oh, oh be. Oh be. Budur. Oh, dünya varmış. Benim kumandam, benim koltuğum ya. Meğer bu koltuk benim için ne kadar önemliymiş ya. Oh, Allah'ım ne olur, ne olur artık kimse rahatsız etmesin. Ne olur. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, dur. Hareket etme Gönül. Selam ya. Haluk, kalk oradan. Ne oldu ya? Kalk. Hadi kalk, 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 kalk. Ya abiciğim kalksana ya. Gönül'ün hiç hareket etmeden burada yatması gerekiyormuş. Kalk. Anam. Durum çok ciddi abiciğim. Abartıyorsunuz. Hayır Gönül. Hiç abartmıyoruz Gönül. Doktor üç gün hiç kıpırdamadan yatacaksın dedi. Kendi kulaklarımla duydum. Burada mı? Evet. Mutfak. Hayır. Sen benimle mutfağa geliyorsun. Tamam hadi. Hadi geç ya. Geç sen, geç. Bak sen ona. Ne demek oluyor bu? Canım, hamilelikte olur böyle şeyler. Yani herkes için geçerli değildir. Her hamileye olmaz ama arada istisnalar vardır. İlk üç ay çok önemli. Sık sık kontroller de bu yüzdendir işte. İyi de neden kendi evlerinde kalmıyorlar? Canım, bilmiyor musun Selami'yi? Panik yapıp şimdi her şeyi berbat edebilir. Burası yoğun bakım mı? Ha? Hastaneye gitsinler. Haluk, bebeğin hayatı tehlikede hayatım. Öyle mi? Hı hı. İyi tamam, kıpırdamadan yatsın. Sen de yardım et. Şimdi bırakma olay terkeyi, o anlamaz. Berbat eder her şeyi. Yeğenime bir şey olmasın. Hadi yürü. Dur, 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 kıpırdama hayatım. Dur, kıpırdama, kıpırdama, dur. Sakın kıpırdama, dur. Dur Selami, televizyon seyredeceğim o kadar. Tamam hayatım, seyret. Seyret ama sen başını oraya çevirme. Biz televizyonu çevirme başına. Biz televizyonu sana doğru çeviririz. Haluk, gel abicim, gel. Ay Selami, ne yapıyorsun sen? Bilmem. Oturur musun lütfen sen şuraya? Oh. Oğlum biraz sakin olsana ya. Sakinim abicim. Değil sen. Al işte. Biz geldik. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Bugün dersten çıktık ve kütüphaneye gittik anne. Tam iki saat boyunca ders çalıştık. Bütün haftaki ödevlerimiz bitti sayılır. İyi tamam. Göreceğiz bakalım. Ben inkılap tarihinin tamamını biliyorum. Ben de neredeyse ortaokulu bitirip liseye başlayacağım. Niye bu kadar çok çalışıyor bunlar? Yarın akşam 12 dev adamın maçı var da, ona gitmek için. Zaten bizim çocuklara ucunda maç var de profesör olurlar. Kime çekmişler acaba? Dur, dur, dur!
dur dur, ne yapıyorsun? Dur Selami, nefes alıyorum, nefes. Sen alma hayatım, sen alma, ben alırım. Ya bir sakin olsana oğlum ya, adam hasta etme. Ay çok midem bulanıyor. Ne? Mide mi bulanıyor? Midesi bulanıyormuş. Midesi bulanıyormuş, midesi bulanıyor. Hemen tozu kraker, püsküvü falan geç bulanıyor. Geç oturuyor ya. Selami tamam, bir sakin ol, evde vardır. Geç tamam, sakin falan olamam, oturamam ya. Ben gidip hemen tozu, püsküvü bir şeyler almalıyım. Doktor öyle dedi. Selami bir dur, evde vardır diyorum ya, sana. Yetmez ben hemen oldum. Gitti. Ben çay yapayım bari bisküvinin yanına. Haluk, kumandayı verir misin? Bir şey bakacağım ben. Bağımsız bir bireyin oluşmuş bir bireyin sevi yeteneğine... Haluk, bir bardak su verir misin? Getiririm. Yeter ki sen iyi bak yeğenime. Al bakalım. Sağ ol. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar babacığım. Merhaba evladım. Merhaba anneciğim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ay Gönül çocuğum, sen nasılsın? Meltem telefonda anlattı ama önemli bir şeyin yok değil mi çocuğum? İyiyim Müzeyyen teyze. Doktor dinlen dedi. Kıpırdamayacak. Öyle mi? E dinlen o zaman. Biz sana bakarız. Hiç merak etme sen. Bu hamileliğin en önemli dönemi. Soğuk bir kış günü genç ve güzel kadın dinlenmek zorundaydı. Bu sırada yanına kötü kadın Müzeyyen geldi. İşte o sırada bahçedeki bütün ağaçlar rüzgardan sökülüp devriliyordu. Geldim hayatım, gel. Hoş geldin evladım. Al Meltem. Selam, bunlar ne bu kadar çok? Olsun olsun, bulunsun. Genç adam elindeki krakerleri uzatırken dışarıdaki yağmur ve rüzgar tüm şiddetiyle devam ediyordu. Mübarek yazar değil, meteoroloji mühendisi. Kötü kadın Müzeyyen krakerlerden yememek için kendini zor tutuyordu. Derslerimize çalıştık babacığım. Ödevlerimizi de yaptık. Değil çarşamba, pazartesi günkü ödevleri bile bitirdik. Sınavlara sular seller gibi çalıştık. Evet baba, söyleyin bakalım. Biz bu basket maçına gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Gidin getirin kitaplarınızı, sınav yapacağım. Tamam. Geçerseniz gideceğiz. Tamam. Yürüyün, hadi hadi. Zor soracağım, haberiniz olsun. Montre Sözleşmesi'yle kaldırılan Boğazlar Komisyonu hangi anlaşmayla kurulmuştur? Sevr Anlaşması. İlk İktisat Kongresi hangi ilimizde toplanmıştır? İzmir. Sisli ve soğuk bir İzmir akşamında İktisat Kongresi toplanıp karar alırken kötü kadın Müzeyyen'i Türk ordusu henüz İzmir'den denize dökmemişti. Türkiye devleti bir cumhuriyettir hükmü anayasaya hangi tarihte eklenmiştir? 29 Ekim 1923. Atatürk'ün ekonomi alanında görüşlerini belirttiği ilke hangisidir? Devletçilik. Evet, Kuvayi Milliye birliklerinin düzenli ordu birliklerinden farklı olan özellikleri neler?
Eylemler yapılarına göre kaça ayrılır? Basit eylemler, türemiş eylemler ve birleşik eylemler. Kötü kadın Müzeyyen'in soğuk bir kış akşamı yaptığı eylemler İçişleri Bakanlığı'nı bile alarma geçirdi. Eylemde kaç temel zaman vardır? Geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman. Bağlaç nedir? Anlamca ilgili tümceleri birbirine bağlayan sözcükleri bağlaç denir. Oğlum çok zormuş lan bunlar. Ben hayatta bilemem lan bunları. İlgeç nedir? Yani edat. Tek başına anlamı olmayan ve sözcükler arasında ilgi kuran sözcüklere edat denir. Abla ben bu bilgilerle var ya reklamlardaki adam gibi kız tavlarım. Nasıl? Hani Türkiye'de kullanılan tuvalet kağıtlarının sayısını biliyor diye kız ona hasta oluyor ya. Yani ben şimdi markete gidip edat bağlaç falan desem kız bana pas verir mi? Saçma Mahmut, olur mu öyle şey? Neden olmasın kızım? Bilgi toplumu dedikleri bu olsa gerek. Bilgili olduğun zaman maça gidebiliyorsun. Süpermarkette kız tavlayabiliyorsun. Acaba o kız hala orada mıdır? Her şeyi biliyorlar. Ne zaman çalışmışlar bütün bunları? Maç için her şeyi yapar bu havuç. Duygu'nun maça bu kadar meraklı olduğunu bilmiyordum. Basket maçı ya. Hani entelye o bakımdan diyorum. Kime çektiyse. Sen onu bunu bırak da şimdi ne yapacağız? Yapılacak şey belli. Söz verdik götüreceğiz. Tamam, yarın akşam maça gidiyorsunuz. Çocuklar, sisli ve soğuk bir kış akşamı maça gitmenin zevkini yaşıyorlardı. Kötü kadın Müzeyyen maç sırasında karşı takımı tutuyor. Olsun babacığım ama ya. Müzeyyen. Hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler. Bir şeye ihtiyacınız olursa seslenirsiniz, olur mu? Size de zahmet oldu Meltemciğim. Aşk olsun gönül, aşk olsun. Selami, sen orada rahat mısın? Rahatım Meltemciğim ben. Yani kutulumda ben çok yattım, çok. Bak sakın panik yapma, bu biraz dardır. Ya çok yattım dedim sana ya, anlamıyor musun? Çok yattım ben, merak etme. Tamam. Oğlum bak sıkışır kalırsın, söyleyeyim sana. Paniğe kapılma, tamam mı? Büyük hareketler yapma böyle, anladın mı? Ya abicim anladım ya, merak etme dedim sana. Çok yattım ben bunda ya, bir şey olmaz. Oo, hadi tamam, iyi geceler. Hadi, güle güle. Hadi, bırak uyusunlar artık. İyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Şşş, horlama lan. Gönül, iyi geceler. İyi geceler diyorum. Selami. 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 Efendim hayatım. Bana bir bardak su verir misin? Tamam hayatım. Tabii vereyim ben. Bir dakika vereceğim hayatım, bir saniye. Allah, çıkamıyorum. Vazgeçtim, oh. Vazgeçtim. Yarın içerim, vazgeçtim. Hemen veriyorum hayatım. Oh. Bir saniye. Yok olmaz, susuz olmaz. Susuz olmaz. Sonra korkulu rüya. Korkulu rüya görürsün sonra. Kendini çöllerde görürsün. Afiyet olsun. Bir şey olursa seslen hayatım bana, tamam mı? Hemen geliyorum. Seslenir miyim bilmiyorum yani.
Gönül! Gönül! Nerede bu? Gönül! 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 Gönül Karaca! Gönül! Gönül! Gitti, Gönül gitti! Meltem! Anuk! Gönül! Gönül! Ne oluyor? Anuk! Meltem! Anuk gitti! Gönül! Gel, 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 gel! Bir şey oldu! Aa! Ne oldu Selami? Bir şey olmadı hayatım. Ne oldu oğlum? Yok bir şey abicim ya, yok bir şey. Birden o kadar hareketsiz uyuyordu ki birden ben bir şey oldu zannettim. Çok heyecanlandım. Tamam, yok bir şey. Hadi git yat hadi. Aşk olsun Selami. İyi misin? İyiyim canım, iyiyim. Kusura bakmayın arkadaşlar ya, birden sizde panik yaptım. Hadi Haluk. Tamam abicim git, tamam ya. Tamam, özür diledik. Şey söylüyor. Tamam hayatım. Hayvan benim! Dev adam! Dev adam! Hadi! Uşağım, maçta güzel atınlar vardı ha. Yalan söylemeyiz. Var İsmail Bey, merak etmeyin. Selami, gönlüne iyi bak. Merak etme abicim, ben buradayken hiçbir şey olmaz ona. Gönül, ben kalayım istersen. Aa, kızım ben de buradayım, merak etmeyin. Bence kalsın canım. Anne, kalın yardımcı. Siz de maçınıza gideceğiz. Siz. Hadi anneciğim, hadi. Karlı ve sisli bir kış akşamı. 12 dev adam, kötü kadın. Müzeyene karşı forma giyiyordu. Selami. Hı. Gel sen. Efendim. Yeğenime iyi bak. Tamam bakarım. Hadi Kemal Bey yürü yürü. Hadi geç kalıyorsunuz hadi. Hadi şu maçı alın gelin. Ya hadi. Hadi gidiyoruz. Maça gidiyoruz. 12 Oh be nihayet gittiler. Neyse ben şimdi size güzel bir çay demleyeyim de beraber içelim, tamam mı? Sağ olun. Çok teşekkürler. İyisin değil mi? İyiyim. Hadi uzan biraz, gel. Uzat ya. Biz de televizyondan seyredelim mi? Seyredelim. Örümcek ve köpeklerle sahip.
Oturur musun lütfen şuraya? Oh. Anlamca ilgili tümceleri Anlamca ilgili tümceleri birbirine bağlayan. Anlamca ilgili tümceleri tümcelere bağlayan. Anlamca ilgili tümceleri birbirine bağlayan sözcüklere şey denir işte ondan. Önemli bir şey yok değil mi? İyi Müzeyyen teyze. Aa pes ya, çok affeder. Yok yok, iyi Müzeyyen teyze. Doktor... Müdesi mi bulunuyor? Müdesi mi? Bulmaz hiçbir yer, hiçbir şey. Bayılırım ben baskete. Bayılırım baskete. Tabii bayılırım baskete. Bayılırım baskete. Tabii bayılırım baskete. Tabii bayılırım ben baskete.